Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sonic Riders X oynuyor olacağız. Sonic Riders X ne derseniz Sonic Riders'ın bir fan grubu tarafından remake'i gibi düşünebilirsiniz ama çok ufak bir demo diyelim, hatta remake demeyelim de çok ufak bir demo. Şu anda sadece Time Attack şeye açık, özelliği açık. Yani sadece kendimiz de yarışabiliyoruz herhangi bir CPU olmadan. Ya şöyle söyleyeyim, oyun çok güzel görüntüsü var, gördüğünüz üzere zaten muazzam görüntüsü var ama Riders'a benzemiyor kontrollere. Yani nasıl benzemiyor, iyi yanda mı kötü yanda mı diye soracaksanız kötü yanda, çünkü hani Sonic Riders'ın hani mekanikleri gayet güzel bence. Şöyle Sonic Riders'ın mekanikleri dediğim gibi bence çok güzel ve hani çok iyi uyuyor kendi oyunuyla beraber, oynanış ve şey olarak. Ama yani nasıl diyeyim, orada optimizasyon sıkıntısı var, fark etmişsinizdir, video belki size de kasıyordur ufak tefek, bende de kasıyor zaten, oyunun kendisi birazcık bu şekilde maalesef ki. Bir de gördüğünüz gibi bir de özel bir mekanik eklemişler. Hani eskiden boost tuşuna bastığınızda direkt olarak yuvarlanıyordunuz, şimdi basılı tuttuğunuzda istediğiniz kadar gidebiliyorsunuz, aynı high booster'da olduğu gibi. Yani boostumuz çok uzun bir süre bizimle kalabiliyor, hani yakıtımız bir yettiği sürece. Bir de şöyle bir şey var, boostlar bir tane böyle bir tekme atıyor şöyle bir ve hızlanıyor. O bana çok saçma geldi, vallahi çok saçma geldi, çünkü yani Extreme Gear'dasın ve Extreme Gear havada süzülen bir şey, yani senin tekme basmanla hızlanabilecek bir şey değildi yani. Bu olay bir tık saçma geldi. Evet, olay şu, gördüğünüz gibi kısa bir süreliğine hız toplamanız için güzel bir mekanik. Eğer ki bunu basılı tutarsanız saldırı formuna geçiyorsunuz ve hani basılı tuttuğunuz sürece şöyle istediğiniz kadar gidebiliyoruz, gördüğünüz gibi. Şurada bir charge'layalım, ah atamadım. Ve şöyle de şunu da gösterebilecek miyim ama yok, olmadı. Şöyle söyleyeyim, speed type, power type olmanız hiç önemsiz, oradaki panellerden de geçebiliyorsunuz ama fly type gibi uzağa atmıyor, sadece birazcık ileri fırlatıyor. Öyle bir güzellik de eklemişler. Onu hep düşünüyordum ben eskiden. Acaba böyle hani onlardan bir geçiş planı olsa mı? Çünkü Sonic Heroes'da falan bildiğiniz üzere zaten kendimiz geçebiliyorduk hani şeylerle de. İlla fly type'in olması gerekiyor. Lan kısla falan da geçebiliyorduk. O şeyi bunda da yapmışlar. O biraz bir tık güzel yapmış o işi. Yani fly type onun içerisinden geçip tüm özelliklerini kullanabilirken diğer tipler birazcık daha az yararlanıyorlar. Yani bir özellik olmuş, onu da sevdim. Geçelim Tails'la bu bölümümüze. Ve çarpılmıyorsunuz, bir de böyle bir şey oluyor. Ben de yeni keşfettim bunu. Maalesef ki. Ben atlayabilecek miyim? Ah be. Neyse. Trick sistemi bu arada çok şey. Hani Sonic Riders gibi değil maalesef ki. Trick sistemi oldukça cezalandırıcı. Eğer ki tam olarak düzümüz düşmezseniz. Hani Sonic Riders'da birazcık şey yapıyordu. Onda tolerans gösteriyordu ama bunda yok. En ufak bir şekilde bile şey olursanız ne derler ona bu arada gördüğünüz gibi çok inanılmaz fırlıyor. Yani dedim Sonic Riders'daki mekanikleri alsın dediğim şey buydu yani. Çok çok fazla şey yapıyor ve bazı şeylerde yok. Mesela buradaki gökkuşağı gibi. Neyse anlatıyordum. En ufak bir işte, sağa dönün, çok ufak bir sola dönün filan, bunlar da direkt cezalandırıp size C'yi yapıştırıyor. Orijinali de bu şekilde değildi, birazcık daha şey yapıyordu, onda izin veriyordu yani. Kötü düşseniz de düşmeseniz de. Tam kafa üstü çakılmadınız ya da yukarı, yani yukarıya bakmıyorsa bayağı bir şey yapıyordu, veriyordu yine. Bunda öyle değil, bunda tam düşmeniz gerekiyor. Ama bunda trick sistemi birazcık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani nasıl? Şimdi hardcore bir oyuncu olarak bence güzel oluyor. Ama daha casual takılan bir insansanız birazcık sizin canınızı sıkacaktır. Bunlar normalde biliyorsunuz kırılıyordu ama bunlara çarpmamanız gerekiyor. Yoksa harbiden yavaşlıyorsunuz. Buradaki gökkuşağının olmaması beni o kadar çok sinir ediyor ki. En çok sevdiğim şey şu boost'a basılı tutma olayı. Hani ard arda fazla fazla yakıt harcamaktansa bir kere bastığınızda istediğiniz yere kadar götüren boost'unuz oluyor. Bu çok kullanışlı bence. Bu arada yine buradaki pit stop
diyordum, ah konuşamadım diyordum ben eskiden bunlara. Pit stoplara girdiğinizde hani yakıtınızı fullendi. Bakın gördüğünüz gibi düz düştüm ama çok ufak bir hatayla bütün puanımı sildi ve C verdi. Dediğim gibi oralarda direkt fulluyor. Herhangi bir şekilde sizin basılı tutmanızın veya bir şey yapmanızın hiçbir mantığı yok. Eskiden ne yapıyorduk? Sağ sol sağ sol sağ sol yapıyorduk veya bilgisayarda oynayanlar genellikle o çakallığı bulduysa basılı tutunca ikisini de sayıyor ve çok hızlı bir şekilde gidiyordunuz. Bak burada direkt pat diye fulluyor buradaki air'imizi. Bu arada şu anda çok yorgunum. Dışarıdan geldim. Dışarıda birkaç işim vardı. Tekrardan Nevşehir'e gideceğim. Yayın biliyorsunuz açacağım. 24 saatlik. 24 saatlik yayında. Sonic Advance 2'yi sonunda bitireceğim. Birçok kişi abi sen Sonic Advance 2'yi hala bitiremedin. Sonic Advance 2'yi hala bitiremedin tarzı şeyler yazıyorlardı. Artık bitireceğim arkadaşlar. Bakalım bitirebilecek miyiz tabii ki de. Bir de öyle bir durum var. 24 saatlik yayına o yüzden hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Gece olacak Sonic Advance yayını ama hani şeyler kalacak tabii ki de. Neydi onun ismi? Kayıtları kalacak. Kayıtları kalacağından dolayı yapabilirsiniz. Hani izlemeseniz bile daha sonradan izleyebilirsiniz. Kayıtları kalması için özel güzel bir program yaptım zaten. Güzel olacağına inanıyorum, öyle söyleyeyim. Bu arada üzüldüğüm şey hani Knuckles'la oynadığımız asıl yer şeydi ya. Neydi onun ismi? Ben Factory miydi? Neydi? Hatırlamıyorum şimdi. Egg Factory'ydi galiba. Hatırlamadım şu anda. O bölümü koysalardı bence daha iyi olurdu ya. Bir de daha Jet falan da gelmemiş. Yani sadece Knuckles, Sonic ve şey var ama animasyonlarını birebir kopyalamışlar. O güzel geldi. Sadece işte Knuckles'ın şu yumrukla kırma animasyonu yok. O çok saçma duruyor. Şöyle bakın direkt yok oluyor önündeki şeyler maalesef ki. Maalesef ki o birazcık canımı sıktı şahsen. Onun dışında bir şeyim yok. Mesela burada yine yay vardı. Yayı silmişler. Bunun gibi ufak tefek sıkıntılar mevcut. Ah be düştük. Bu sefer tabii bu sefer yanlış düştüm de. Geçen Tails'ta görmüştünüz zaten. Orada durduk yere bir anda D verdi. Düz düşmeme rağmen. Burada da yine aynı şekilde. Dediğim gibi bunu birazcık tutarsız ama yani daha ilk demo olduğundan dolayı pek bir şey demiyorum hani şeylere karşı. Şu anda görüntü kısmında ama çok başarılılar. Mekaniklere ve animasyonlara birazcık daha çalışmaları lazım. Ve bu şekilde yaparlarsa cidden oynanabilir. Çok güzel bir Sonic Riders oyunumuz olacak. Öyle söyleyebilirim. Çünkü hep isterdim yani Sonic Riders şöyle mesela 8 kişi hep beraber böyle oturup oynanabilecek bir Sonic Riders çok güzel olurdu. Yani şu anda buna başlanmış olması mutlu ediyor beni bu kadar güzel kaliteli grafiklerle bile. Birkaç tane daha haritamız var, onları da oynayacağız. Sonic de oynamayı düşünüyorum bu arada. Hani hadi ya. Speed type'ları ben her zaman daha çok seviyorum burada. Hani en kırığı şeylerin neydi onun ismi? Bu Sonic Riders'ın en kırık sınıfı diyelim. Bence şey Fly type ama ben Speed type'la oynamayı daha çok seviyorum. Hızlı hızlı patır kutur gidiyorlar. Daha zevkli. Yani buradaki trick sistemindeki animasyonları birebir yapmışlar. Onlar çok güzel. Tabii ki de şeylerin de çoğunu birebir yapmışlar. Haritanın da birçoğunu birebir yapmışlar ama güzel ya. Kaliteli olmuş. Görüntü bakımından tekrardan söylüyorum. Çünkü mekanikleri ne bileyim siz de oynayın. Siz de bir bakın. Siz de bir tadın. Mekanikleri böyle sanki şeyden değilmiş gibi geliyor yani. Sonic Riders'tan değilmiş gibi geliyor. Oo bu çok fazla kaslı. Hani deneme girdi ama.
Ama duramıyoruz mesela. Normalde fren şeyi vardı. Burada adam birkaç tane daha kaydı. Ha şöyle yapalım. Güzel olacak. Bakalım High Booster var. Jet'in kaykayını görüyoruz. Bizim elimizdeki Blue Star 2, Blue Star 1. Tails'ınki ve Knuckles'ınki hangisi de hatırlamıyorum ama. Type C'di galiba Jet'in şeyi. Extreme Gear'ı. Bakın daha neler koymuşlar. Var mı böyle easter egg'ler falan? Yani burada pek fazla bir şey yok gibi ya. Şu an dikenlerim aşırı bir şekilde parlak şey. Verniklemişler gibi duruyor Sony. Oh. Harbiden dünyanın en parlak Sony gibi bir şey yani şu anda. Şu tarafa doğru bakınca zaten. Nasıl öyle oldu ya? Bir an Sonic parladı böyle verniklenmiş gibi. Dur buradan çıkalım. Son bir haritamız var, onu göstereyim. O da bu. Bir yerde vardı da. Nerede vardı hatırlamıyorum bu harita ya. Yani... Vardı ama. Atlamak gerekiyormuş. O buradan zıplanıyormuş bu. Ben burayı pek fazla bilemedim ya. Bu Sonic Forces'tan bir harita da bir yerde çıkmıştı bu harita. Nerede çıktıydı onu hatırlamıyorum. Zıpladım. Allah Allah. Bir dakika, bir res çekebilir miyiz ya? Bir kere daha deneyelim. Şöyle gidebildiğimiz kadar bir gidelim. Burada da rail'lar varmış demek ki. Allah Allah, zıplanmıyor, anlam veremedim. Bunda bu sefer başardım da şey, panelden atlayınca anlamadığım bir şekilde konamıyoruz üstüne. Ne geçemedik. Bu da böyle bir haritaydı efendim. Bunda dönmüyoruz. Tek bir şeyden, turdan oluşuyor. Bu şekilde de bitiyor. Böyle ufak tefek bir video olsun madem. Son bir de şey deneyelim. Dream Racing'de değil de Pet'en Stead'inde bir Knuckles'ı High Booster'la deneyelim. Çok yakıştırıyorum ikisini birlikte. 2 dakika çok ufak bir inceleme gibime geldi gözüme çünkü. Bu High Booster nasıl? Hiç kullanmadım çünkü. Direkt tüketiyor galiba ya. Çok hızlı tüketiyor harbiden. Eskisinde de tüketiyordu. İki kere falan atabiliyorduk galiba High Booster'da ya. Bir ya da iki kere atabiliyorduk. Ama hani bastığında köküne kadar gidiyordu. Şimdi zaten High Booster'a gerek yok çünkü böyle bir mekanik var direkt. Baştan sona kadar. Arabalar çok enteresan bir kare şeklinde Minecraft'tan çıkmış gibi. Buradaki yine animasyonu yapmamışlar maalesef ki. Şöyle söyleyeyim, bu oyunu birazcık geliştirsinler. Hem mekaniksel açıdan hem optimizasyon açısından. Oyunun tadından yenmeyeceğinden eminim ben size söyleyeyim. Çünkü yani bizim bir online Sonic Riders'a ihtiyacımız var. Sonic fanları olarak. Online Sonic Riders'ımız var arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Sonic Battle'lar çok güzel bir şey ama mesela ne bileyim sarmıyor o şey kadar, Sonic Riders kadar. Mesela şeye falan yaptılar işte, neydi onun ismi? Sonic All Stars Racing'e falan yaptılar bildiğiniz üzere. Onlar falan yine iyi güzel ama ne bileyim
Sonic Riders'ın yeri bir ayrı ya. Hani karakterleri arabanın üzerinde de görmektense Sonic karakterlerini böyle ekstra ne diyeyim, gelecekten gelme bir haykayın üzerinde görmeyi tercih ederim yani. Çünkü karakterlerin bütün esnekliği gidiyor yani baktığınız zaman, arabanın üzerinde durduğu zaman hiçbir şey kalmıyor karakterin. Mesela Shadow'un da motoru varken de hani tamam, havalı karakter, eyvallah, motor çok güzel gidiyordu. Ne bileyim, dedim ki Shadow'un motora ihtiyacım var ya, adam ışınlanabiliyor, hani testten hızlı koşabiliyorlar ikisi de Sonic'le birlikte. Ama motorla gidiyor yani. Son bir de ne yapalım? 7 açamıyoruz mu ya? Valla birazcık kötü geldi. Sadece 3 tane karakter olması birazcık beni üzüyor. Ha bu arada evet, şöyle bir durum var. Blue Star'da kullanabiliyoruz. Tails'la filan. Tails ve Knuckles'la Blue Star'ı kullanabiliyoruz. Aa, bu çok kötü zıpladım. Kayabiliyor muyum? Sonuç olarak Sony'in. Hani bir speed type'ın şeyi ya, kaykayı ya, ben ki zıplarım diye düşündüm de öyle olmuyormuş usta. Yok. Burayı Sonic'le de konamamıştık galiba. Ve şunu fark ettim, para ellerinden normalde para ve air çıkan şeylerden hep sabit şeyler çıkıyor. Ya 10 çıkıyor ya da hava çok az çıkıyor mesela. Niye öyle yapmışlar? Evet, speed type'la speed type ellerinden geçemiyoruz anladığım kadarıyla. Orada bu haritada yani Flytype'ların hiçbir olayı yokmuş maalesef ki. Evet efendim, Sonic Riders X'i inceledik sizlerle birlikte. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani dediğim gibi oyunun gidecek daha çok yolu var maalesef ki. Yani oynanabilecek şu anda durumda mı? Yani 3 tane 4 tane harita var gördüğünüz gibi. Çok kısa bir oynanış var. Oynanabiliyor eyvallah ama mekanikleri bence şu anda çok düzeltmeleri lazım. Çünkü Sonic Riders'a benzemiyor mekanikleri. Başka bir yarış oyunundan çıkma gibi duruyor. Ve hani birazcık daha ağır ve hantal duruyor, o şekilde söyleyeyim. Çünkü Sonic Riders'inkiler birazcık daha kaygandı. Bayağı oynadığımdan biliyorum, o şekilde söyleyeyim. Birazcık daha kaygandı. Bununki birazcık daha ağır olmuş. Başka ne diyebilirim? İşte şey, bu Fly Type'ın, Power Type'ın falan animasyonlarını falan halletmeleri lazım. Birazcık animasyonlarını ve özelliklerini dengelemeleri lazım. Mesela Tails'da düşüyorsun. Gördünüz hatta şeyde bu ikinci bölümünde aklıma gelmedi şu anda ismi. Dur bakayım niye bakmıyorum ki. Ha, Splash Canyon. Splash Canyon bölümünde biliyorsunuz Tails'a atlarken bayağı bir uçtuk yani. Normalde onu özellikle bir çaba sarf ediyorduk eskiden. Onu buglamak için o şekilde. Şimdi hiç öyle bir şey gerek yok. Direkt kendimizi bir anda havaya fırlatıyor falan, böyle bir stratosfere kadar çıkıp böyle iniyoruz aşağı doğru. Yani oyun iyi güzel ama dediğim gibi dengelenmeleri de olması lazım. Destekliyorum kesinlikle, çok güzel olmuşlar zaten. Amatör Expo şeyindeymiş. Amatör bir yapımcı tarafından yapılmış olmasına rağmen oldukça güzel. Bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.